Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Devam ediyoruz Yiğit. 10. sorumuza geldik. Değerli izleyenlerimiz, 300 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Kabe tam olarak güneyinizde kalıyorsa hangi il sınırları içerisinde olabilirsiniz? A. Erzurum, B. Erzincan, C. Adıyaman, D. Mardin. Kabe tam olarak güneyimizde kalıyorsa. Şimdi kafamda Türkiye haritasında Erzurum, Erzincan, Adıyaman ve Mardin'i canlandırmaya çalışıyorum. İnşallah kolay bir şekilde canlandırabilirim. Ama birbirlerine aşırı uzak şehirler de değiller aslında. Yani tam olarak güneyde bulunması için Kabe'nin düşünüyorum. Kabe Mekke'de diye biliyorum. Mekke'den şey olarak düşünebilirim. Yok, yine düşünemedim. Kabe tam olarak güneyinizde kalıyorsa hangi il sınırları içerisinde olabilirsiniz? Mekke'den düşünmeye çalışıyorum ama kafamda dünya haritası... Yani hafif güneydoğu, hafif güneybatı değil. Tam güney olması gerekiyor. O zaman meridyenlerden belki gidebilirim. Eğer tam güneyde olacaksa aynı meridyen üzerinde olacaklar. Aynı meridyen üzerinde olmaları için ama Mekke şu anda benim için önemli bir kısımda. Kabe'nin hangi meridyen üzerinde olduğunu bilmem gerekiyor ki keza diğer şehirlerin de aynı şekilde kafamda canlandırabileyim. Kafamda şu anda hiçbir şey canlandıramıyorum ama iyice düşünmek istiyorum. Hem Türkiye haritasını, hem dünya haritasını, hem aynı meriden üzerinde olabilirler mi diye düşünmeye çalışıyorum. Erzurum, Erzincan, Mardin ve Adıyaman. Dünya haritasına biraz... O illerimizi hangisi daha doğuda, hangisi daha batıda kestirebiliyor musun? Tam onu diyordum. Dünya haritasına ne kadar biraz daha hakim olsam da Türkiye haritasına o kadar hakim değilim. Yok, hiçbir şey canlandırmıyor şu anda kafamda. Kabe ile ilgili bilmem gereken özel bir şey var mı? Yeriyle ilgili, konumuyla ilgili. Özel olarak nerede olabilir, nerenin aşağısında olabilir veya kendi yeri. Ama onu bilsem bile diğer şehirler arasında yine çok arada kalacağım. Ben çok hızlı karar da vermek istemiyorum. Ama Mersin'den yola çıksam mesela, Mersin'de biliyor musun? Mersin'den doğuya doğru gitsem öncelikle Adana gelecek. Mersin'in mesela ne tarafında kalıyor Kabe? Daha Mersin'in daha Mersin daha doğusunda kalması lazım. Şu anda Mekke'yi de tam olarak canlandıramamaya başladım artık. Yok, hiçbir şey. Ben galiba bu soruya cevap veremeyeceğim. Öyle düşünüyorum. İstersen ben sana bir özet geçeyim Yiğit. Eğer şu an çekilirsen 200 bin lirayla çekiliyorsun. Fakat yanlış cevap verirsen 150 bin liralık bir kaybın oluyor, 50 bin lirayla ayrılacaksın. Ama doğru cevap verirsen 300 bin lira kazanacaksın ve 500 bin liralık soruyu açtırmaya hak kazanacaksın. Karar senin. Erzurum, Erzincan, Adıyaman ve Mardin. En azından kafamda Türkiye haritasını birkaç... gözünün önüne getirip o illerimiz mesela hepsi ayrı ayrı yerlerde mi yoksa birbirinin iz düşümü oluyor mu? Galiba ben... Emin ol, benim de hiçbir fikrim yok. Evet.
Olabilir. O yüzden doğrudur. De daha rahat konuşuyorum. Ben galiba aynı anda hangi şıkkı demezdim? Galiba aynı anda Adıyaman ve Mardin demezdim diye düşünüyorum. Çünkü birbirlerinin altlarına geliyorlar mı? Kesişiyorlar mı diye düşünüyorum. Adıyaman ve Mardin'i kesiştirebilir miyim? Şu an çok yanlış şeyler de söylüyor olabilirim. Hiç bana aldırmayın. Hı hı. Sadece kendi kendime sesli düşünüyorum şu anda. Adıyaman ve Mardin'in eğer kesiştikleri bir meridyen varsa ya Erzurum ya da Erzincan diyeceğim ama Erzurum da sanki onlardan çok sadece doğu batı olarak bakmak istiyorum şu an. Evet. Çünkü ne kadar kuzeyde veya ne kadar güneyde olduğu şu an beni çok alakadar etmiyor. Ne kadar yukarıda olursa olsun aynı yerden geçiyorsa yukarıdan bir dik çektiğimde o zaman Kabe ikisinde de güneyde kalırdı. O yüzden Erzincan. Veya ikisi aynı meridyen üzerinden geçiyorsa, yani iki şehrin üzerinden aynı meridyen, aynı meridyen geçiyorsa o zaman elenir. O iki şıkkı evet. Elemiş olursun. İçimden çok Adıyaman ve Mardin'i elemek geliyor. Ama şıklar onlarsa çok üzülürüm. Çünkü sanki Adıyaman ve Mardin'in illa yani kafamda canlandırmaya çalışıyorum ama çok yanlış canlanıyor büyük ihtimal. Çok kaba taslak oluyor kafamda şu an. Belki kaçırdığım şehirler bile olabilir aralarında. Erzurum'u da aynı anda demezdim herhalde. Onlarla birlikte. Bir de galiba iller birbirine geriye yakın tabii. Yani bir tarafta Erzurum, bir tarafta İzmir, bir tarafta Tekirdağ dense belki daha kolay çözümleyebilirsin. Evet. Demek ki Kabe'nin üzerinden geçen meridyenin sağında sadece solunda birinde, kalıyor evet. Bazı illerimiz. Sadece bir şehirden geçecek. Evet doğru. Adıyaman ve Mardin'in aynı meridyenin üzerinden geçseydi belki Adıyaman'ın sol tarafından geçiyordu veya sağ tarafından geçiyordu. O yüzden yok şu an bu aklıma geldi. İyi ki bu aklıma geldi. Çünkü Adıyaman ve Mardin yani böyle olsalar, biri burada Adıyaman olsa, burada Mardin olsa, burası kesişti. Belki Kabe buradaydı ve Adıyaman'ın burasından geçti. Daha demin şeyi düşünüyordum, aynı meridyen üzerinden illa geçiyorsa o ikisi de elerim diye düşünüyordum ama öyle olmuyormuş. Onu fark ettim, bu ışıklarımı yine dörde çıkartıyor. Yok, benim hiçbir fikrim yok. Ne yapmayı düşünüyorsun? Galiba çekilmek istiyorum şu an. Son karar. Devam etseydin ne derdin Yiğit? Çok içten gelmeyerek Erzincan derdim herhalde. Ve doğru cevabı verir misin Yiğit? Evet. Sağlık olsun. Burada yarışmak, burada olmak, sizlerle birlikte olmak çok güzel bir histi benim için. Özellikle de bu yaşımda. Güzel bir deneyim oldu bana. Hem kesinlikle çok başarılı birlikte bir yarışma çıkardın Yiğit. Evet. Teşekkür ediyorum. Baran'ın söylediği gibi heyecanını gayet iyi yönettin. Hiç zaten heyecanlandığını düşünmedik. Sanki bu senin 30. milyoner yarışmanmış gibiydi. Estağfurullah, teşekkür ederim. Çok başarılı yarıştın. Daha önce yaptığın başarıların hakkını vererek yarıştın. Çünkü heyecanını çok iyi kontrol ettin. Buraya çok başarılı arkadaşlarımız, yarışmacı arkadaşlarımız geliyorlar. Fakat o heyecandan dolayı çok basit sorularda da elenebiliyorlar. Veya çok basit bir ipucunu göremeyebiliyorlar. Fakat sen dediğim gibi bütün bu atmosferi, ekrana çıkma gerilimini, bunların hepsinin üstesinden gayet başarılı geldin. Baran'ın tarif ettiği gibi. O yüzden çok başarılı bir yarışma çıkardın. Yürekten tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yani 20 soru daha olsa seninle böyle konuşarak, hakikaten beyin fırtınası yaparak o soruları cevaplamanı beklerdim. Hiç de zor olmazdı bizim için. Keşke cevaplayıp devam etseydik birlikte. Ne paylaşmak istersin ayrılmadan önce? Öncelikle Mersin'deki arkadaşlarıma ve aileme selam göndermek istiyorum ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Onun dışında bu kadar herhalde. Asal Sayılar projeni merakla bekliyoruz Yiğit. Teşekkür ederim. 200 bin lirayla uğurluyoruz seni. Böyle alın lütfen. Pardon. Bırakıyor musun 200 bin lirayı? Yürekten tebrik ederim. Teşekkür ederim. Başarıların devamını diliyorum.